Ve Netanyahu'nun İsrail'i, Netanyahu'nun İsrail'i sallantıdan buna bakalım. İsrail ekonomisi kötüye gidiyor, Fas ekonomisine döndü, notları eksiye geliyor, çalışıp işe gitmiyor kimse. Ee, sıkıntılar var, yani tabii ki sağlık, e, sağlık gibi eğitim, askeri konular devam ediyor ama e, ticaret dönmüyor ülkede. Ama İsrail kamuoyunda Hamas'la savaş nasıl görülüyor ona da bir bakalım. Sağ çizgideki İsrail Hayom gazetesinde Gazze'deki nüfusun buradan dışarı çıkarılmasının savunuldu ve Gazze sakinleri içindeki masum insanlar kendileri için başka bir yerde daha iyi bir gelecek kurabilirler ifadesi kullandı. Yani burayı boşaltın, daha başka bir yere gidin, orada bir hayat kurarsınız diyor. Gazze'ye çökmek için bunlar yapılıyor. Dindar ve milliyetçi bir çizgideki Arus Seva gazetesinde Gazze şehrinde Yahudi yerleşimini savunuldu. Aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi'nin milletvekili Limor Sanhar Melehse Sosyal medya platformunda Galze'nin dümdüz edilmesi gerekiyor diye yazdı. Yani kadın, çoluk, çocuk herkes öldürülebilir dedi ki zaten şu an öyle yapıyor. Netanyahu'ya destekli durumda Netanyahu 7 Ekim'den beri çok eleştiri geliyor. Ondan önce de geliyordu. Başarısızlıkları ve sorumlu üstlendiği bir beyanda bulunmaması nedeniyle çok fazla eleştiri var. Mariv gazetesinde bir anket yayınlandı. Orada Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi'ne destek azalırken Ulusal Birlik Partisi'ne destek artmış gözüküyor. Ankete göre Likud Partisi İsrail parlamentosunda 19 sandalye kazanıyor. Partinin şu andaki sandalye sayısı 32. 12 sandalyesi bulunan Ulusal Birlik Partisi'nin ise bunu 36'ya çıkardığı görülüyor. Amerika Netanyahu gözden çıkardı mı? Amerikan merkezli medya kuruluşu Politico'nun haberine göre Biden ve üst düzey Amerikalı yetkililer Netanyahu'nun siyasi günlerinin sayılı olduğunu söylüyor. Biden'ın yakın zamanda yapılan bir görüşmede bunu Netanyahu'ya da aktardı ifade ediliyor. Netanyahu'nun kısa siyasi hayatının Beyaz Saray görüşmelerinde gündeme geldiği aktarılıyor. Amerika ta Obama döneminden beri memnun değil ama e, Netanyahu seçimle geldiği için de koltuğundan edilemiyor diyelim. Emre hazır mı Erdem?